Peter'in cümlenizle ilgili ben birkaç şey söyleyeceğim. Şimdi mantık açısından da bunu önce ele almamız lazım dedim. Ha, mantık açısından böyle bir şey, ezeli tanrının çarmıhta ölmesi asla kabul edilir gibi olmadığı gibi, mantık açısından üç eşit değildir bir. Yani bunlar birbirinden ayrı varlıklarsa, baba oğul kutsarruh, ayrı kişilerse, üç ayrı kişinin tek bir varlık gibi göstermek mantık açısından büyük çelişki. İki tane büyük çelişki var Hristiyanlığın temel öğretisinde burada. Bir, üçü bire eşitlemek. İkisi, Hazreti İsa ile ilgili ortaya çıkan diğer sorunları aşmak için Hazreti İsa %100 insan ve %100 Tanrı aynı zamanda gibi bir öğretisi gelmiştir Hazreti İsa'nın doğasıyla ilgili. Buradaysa %200 eşittir %100 gibi mantık açısından ikinci bir çelişki çıkıyor. Yani Hazreti İsa'nın doğasında %100 insan ve %100 Tanrı'yı birleştirmek mantık açısından büyük bir çelişki. Üç eşittir bir, üçlü birlik öğretisinde diğer bir çelişki. Şimdi bunun dışında fakat evvela şunu söyleyelim, yine halkımızda çok bilinmeyen, hatta çevirilerdeki yanlışlardan gördüğümüz bir şey. Şimdi Hristiyanlar Bible deyince çevirilerde aşağı yukarı herkes bunu İncil diye çeviriyor. Bu önemli bir yanlış. Evvela buradan başlayalım. Bunun yanlış çevirilmesi halkımızın zihninde de bir şöyle zannediyoruz, yani Türk halkının önemli bir kısmı. Hristiyanlar Bible'a inanırlar, yani İncil'e inanırlar. O da nedir? İşte Hazreti İsa'ya gelen kitaplar, değişmiştir veya değişmemiştir, hayır, ona inanırlar. Fakat Hristiyanlar Bible deyince bizim İncil dediğimizi kastetmezler. Onlar kitabı mukaddes, yani şu elimizde gördüğüm şeyi kastederler. Bunun bir kısmı eski ayittir, bir kısmı yeni ayittir. Metinler de evet. Var değil mi? Eski ayit dediğimizde bunun ilk beş kitabı bizim Tevrat dediğimiz şeye karşılık gelir. Ondan sonra geri kalan peygamberlere verildiği söylenen işte Daniel gibi, Hoşea gibi, Yoel gibi, Amos gibi kitaplar vardır. Oralarda yani peygamberlere verilen kitaplar ve diğer kitaplar vardır. Ve bunun bir tanesi de bizim yine Türkçe'de Zebur dediğimiz şeye karşılık gelir, kitaba karşılık gelir, Hazreti Davud'a verilen mezmurlar. Dikkat edin, eski ayetin içinde bizim Tevrat dediğimiz, Zebur dediğimiz kitaplar ve başka kitaplar var. Bir de yeni ayet vardır. Bu yeni ayetin ilk dört kitabı Matta, Markos, Luka, Yuhanna'dır. Bir de mektuplar vardır. Bir Hristiyan kendi kutsal kitabı derken, dikkat edin, bunların hepsini birden kabul eder. Burası çok önemli. Çünkü burayı anlamadığımız zaman biz aslında Hristiyanların teolojisini doğru düz anlayamıyoruz. Niye mesela çok önemli, hemen bir örnek vereyim. Bir Hristiyan üçlemeyi savunana benim söyleyeceğim ilk şeylerden biri şu olur. Yeni ayettesin dediğiniz gibi geçmiyor, çok önemli, ama ilk söyleyeceğim şey şu olur. Sen eski ayeti de kendi kutsal kitabının bölümü kabul ediyorsun değil mi? Evet. Eski ayetten buyur, üçlemeyi tarif eden bana bir tek şey gösterir. Sen eski ayetin insanları kurtuluşuna vesile olduğunu düşünüyorsun. Oradaki mesela Hazreti Musa ile gelen şeyleri, Davut'la gelen şeyleri. Onların hepsi tek bir Allah inancına insanları çağırdılar. Sen de bunu söylüyorsun. Üçlü birlik öğretisi, evrenin varlık yapısıyla ilgili, ontoloji ile ilgili en temel bir öğreti ise, bunlar o zaman yanlış bir Allah inancı mı sana göre tarif ettiler?